Sunumumuz farklı başlıklardan oluşuyor. İlk başta kendimi ve Türk Hava Yolları, Türk İş Teknoloji'yi tanıtacağım. Daha sonra bizim şu anki ya da bu sunuma gelmeden önceki, buradaki çalışmamızı yapmadığımızdan önceki bizim CI-CD süreçlerimiz, DevOps süreçlerimizden bahsedeceğim. Daha sonra bu DevOps süreçlerimizdeki gereksinimlerimiz nelerdir? Buradaki süreçleri nasıl iyileştirebiliriz? ve bu iyileştirme sağladıktan sonra nasıl bir mimari uygulayabiliriz? Bu mimariyi uygularken de e, neler kullanmamız gerektiğinden, neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim ve bu yaptığımız çalışmadan sonra e, artık kazanımlarımız ne olacak ya da ne oldu, bize ne fayda sağladı, gerçekten işe yaradı mı, işe yaramadı mı, neler elde fayda sağladı onlardan bahsedeceğim. İlk olarak e, ben 2005 yılından beri Ankara'da yazılım sektöründe farklı firmalarda çalıştım, Java developer olarak çalıştım, ee, ekip lideri, yöneticilik pozisyonlarım oldu. Ee, Java'nın işte ne bileyim ilk konsol uygulamasından girip masaüstü işte Swing uygulaması, ondan sonra applet uygulaması, JSF, JSP, e, Spring Framework'ün ilk girişleri, Spring Boot'un girişleri ve artık biraz da güncel teknolojiler olan işte mikroservis, Kubernetes, OpenShift gibi DevOps işlemlerine de girmiş bulunuyorum. Bununla beraber on, aslında 2013 yılında biraz daha kariyerimi şöyle değiştirme imkanı oldu. İşte doktora bir sürecim oldu. Doktora sürecinden dolayı da işte gündüzleri Java Developer, akşamları biraz da bilimsel bir şeyler yapmak ihtiyacı değil, zorunluluğu oldu. Bu nedenle de biraz da kendi e, üzerine işte machine learning, deep learning, pattern recognize gibi e, konularda girmiş oldu. 10 e, yıldan beri de Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışıyorum. Peki e, bizim Türk İş Teknoloji tam nedir? E, neden buradayız ya da neler yapıyor? Onlardan bahsettiğimizde bizim normalde işte danışmanlar dışarıda bir sürü danışman firmalarımızdan da adam alıyoruz. Bununla beraber 1500'ün üzerine çalışanımız var. Kuruluş yılımız 2021. Ee, Türk Hava Yolları'ndan aslında ayrılış yılımız diye düşünebilirsiniz. 2021 yılında işte pandemi zamanı Türk Hava Yolları'nın bilişim ekipleri, yazılım ekipleri biraz daha e, kendi şirketini kurma yoluna gitti. Ve 2021 yılında Türk Hava Yolları e, Teknoloji, Türk İş Erleniş Teknoloji isminde bir firma kuruldu. Daha sonra da ismimiz şu anda Türk İş Teknoloji olarak değişti. Dört tane FUS'imiz var. Halkalı Libadiye. Ee, Ankara Otu Teknokent ve İzmir Depark Teknopark'ta ofislerimiz var. Neler yapıyoruz biz? Ee, vizyon olarak aslında son birkaç yıldır dünyanın en dijital 3 havayolu şirketinin arasına girme gibi bir vizyonumuz var. Ee, bu vizyon üzerinde işte dijitalleşmeyen yerlerimizi e, dijitalleş, dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ee, ayrıca verinin önemini artık anladığımız için işte çalışanlarımıza Devamlı olarak işte veri ile alakalı neler yapabiliriz, işte veri bilimi, ileri veri analizi gibi konularda, işte makine öğrenme gibi konularda eğitimler, bilgilendirmeler buradaki çalışanı teşvik edici çalışmalarda yapıyoruz. Peki e, tanıtımdan sonra bugünkü aslında konu başlıklarımız biraz daha teknolojik olarak konu başlıklarımız e, işte Java'da olduğu için çoğunlukla e, Java ile yaptığımız hatta çoğunlukla demeyelim yüzde e, yüz diyelim Java ile yaptığımız projelerden bahsedeceğim aslında. E, bununla beraber farklı veri tabanlarını kullanıyoruz. Yine bir bugün bahsedeceğim çalışmamızda işte NoSQL database'imiz de var. İlişkisel database'imiz de var. Bununla beraber mikroservis mimarimiz için OpenShift Kubernetes e, entegrasyonlarımızdan bahsedeceğim. Ön yüz için Vue ve Docker entegrasyonlarından bahsedeceğim ve e, sadece on premde çalışan işte OpenShift'imiz değil, Cloud ortamında da, AWS ortamında da neler yapıyoruz, AWS ortamında bu çalışmamızda hangi konulardan faydalanıyoruz onlardan bahsedeceğim. Son olarak da Şimdi e, hep yazılım geliştirme olarak gidiyoruz. Yani çoğunlukla buradaki paneller de yazılım geliştirme olarak gidiyor. Biraz da bilim olarak ya da inovasyon olarak neler yapabiliriz gibi e, bir çalışma içerisine girdik. Birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğim. Bu çalışmada da yine Java ile geliştirdiğimiz makine öğrenme algoritmalarından e, neler yaptığımızı, bize nasıl, nerelerde fayda sağladığından bahsedeceğim. Şimdi e, bu çalışmamıza başlamadan önce Bizim DevOps ekiplerimizle beraber e, var olan süreçlerimizi baştan sona bir gözden geçirme ihtiyacımız hissetti. Yani bazı gereksinimlerimiz oldu. Şu anki CICD süreçlerimiz nasıl? E, bu CICD süreçlerini nasıl iyileştirebiliriz? Neler yapmamız gerekir? Gibi konuları konuşmaya başladıktan sonra aslında bu çalışmamız da arkasından geldi. Şu an e, biz... Türk Hava Yolları olarak yani Türk İş Teknoloji olarak Türk Hava Yolları'nın bütün ve iştiraklerinin yazılımlarını geliştirdiğimiz için ço çoğunlukla Türk Hava Yolları diyorum zaten e kullandığımız çok fazla e teknoloji elpazesi var. E burada. Bu teknoloji yelpazelerimiz aslında bizim sadece yazılımımız değil, yazılımı içermiyor. DevOps kısımlarında, CI/CD süreçlerinde bizde de bizi yönlendiriyor, bizi etkiliyor, bizim değişiklik yapmamıza zorluyor. Ve bize bunları kullanmaya teşvik ediyor olan, teşvik etmiş olan yazılım teknolojilerimiz ya da tool'larımız. Bitbucket'ımız Jenkins, işte Sonar, Fortify, Dependence Strength, GFrog. Gibi e, bizim DevOps ekiplerini ilgilendiren ya da CICD süreçlerimizin en başına ilgilen teknolojilerimiz var. Bununla beraber e, çok büyük bir e, kurum olduğumuz için yani bütün Türk Havoyulları'nın, bütün iştiraklerinin, e, bütün altyapısını yani sadece sizin gördüğünüz atıyorum bile satış... E, sayfasının dışında arka tarafta çalışan işte ne bileyim bagaj uygulaması, işte e, e, ekiplerin planlama uygulaması, işte pilotların, hosteslerin planlama uygulaması, bir sürü uygulama var. Tabii ki bu bir sürü uygulamadan ekibi de çok büyük olduğu için farklı farklı bir sürü e, yazılım dili de kullanıyoruz. Yazılım dilleriyle bağlantılı olarak işte application serverlarımız farklı farklı mecburen IIS'imiz var, e, Oracle'ımız var, e, Tomcat'imiz var, ne bileyim işte microservice için OpenShift'imiz var. E, bazı yerlerde AVS Servislerimizi de, ...servislerimizi de kullanıyoruz gibi e, CICD bileşenlerimiz bulunuyor. Peki e, bu CICD bileşenlerimiz nasıl çalışıyor? Bitbucket'ten kodumuzu çektikten sonra yani şu anda aslında bu projeye başlamamızdan önceki e, sürecimize baktığımızda... ...kodu ilk başta Fortify, SonarQube ve DependencyTrack'ten e, kontrolleri yaptıktan sonra... ...bilgi güvenliği ve kod kalite kontrollerini yaptıktan sonra... Daha sonra bizim application server'ımıza build edip, Jenkins vasıtasıyla build edip artifact bu kodu gönderiyoruz ve application server'ımıza kodumuz deploy oluyor. Peki standart pip pipeline'ımızda neler var? Jenkins pipeline'ımızdaki farklı farklı stage'lerimizde neler var? İlk başta build ediyoruz uygulamamızı. Build için işte Maven, Java için Maven, işte ne bileyim React, Angular ya da Node uygulamaları için NPM kullanabiliriz. Daha sonra JUnit testimiz yine pipeline'ımızın bir siteci. Sonar Küp'te kodumuzun kalitesini kontrol ediyoruz. Fortify ve Dependent e, bilgi güvenliği bulgularına bakıyoruz. Daha sonra Artifaktörü de bizim artık işlemimiz bittikten sonra bütün kontrollerimizi sağladıktan sonra Artifaktörü'ye kodumuzu atıyoruz ve daha sonra gerekli uygun application server'a biz uygulamamızı deploy ediyoruz. Bu pipeline dediğimiz Türk Hava Yolları'ndaki e, aslında bütün yazılımlarda çalışan tek bir pipeline'ımız var. Yani bu bir tek pipeline bütün bizim uygulama dillerini, programları dillerini, bütün deployment süreçlerini destekleyen bir pipeline'ımız var. Son stage'imizde e, Selenium testleri, otomatik testleri bizim standart pipeline'ımızın içerisinde. Development branch'inin e, deployment süreci nasıl olduğuna baktığımızda ya da development sürecimizin standart pipeline'ımıza baktığımızda Şimdi hem development hem release e, süreçlerine bakacağım. Aslında bahsedeceğim. Aslında ikisinin süreci e, birbirine çok benzer. Sadece e, kodu build ettiği branchimiz farklı. Bir tanesinde development uygulamasını geliştirdiğimizde ve, ve bunu dev ortamına test ettiğimiz sürede e, esnada develop ortamından biz kodumuzu çekiyoruz Jenkins e, vasıtası, vasıtasıyla ve bunu build ediyoruz. Daha sonra build ve test sistemlerimizi yaptıktan sonra development repository'sine biz kodumuzu atıp daha sonra develop ortamında, dev ortamındaki uygulama sunucularımıza kodu gönderiyoruz. Release'de release de benzeri biz release e, tag'i alıyoruz uygulamamızdan release branch'ine ve bu release branch'inden build'ımız yaptıktan sonra bunu bizim preprod ortamıza ve ortamıza ve pre preprod ortamından sonra da bizim ee, yine pre-proof ortamlarının bulunduğu application server'a kodumuzu gönderiyoruz. Canlıya geçişimiz biraz farklılaşıyor. Ee, şimdi biraz daha kurumsal olduğumuzdan olabilir e, ya da olması gerektiği için böyle süreçlerimiz biraz daha artıyor, zorlaşıyor. Çünkü e, büyük bir sistem var arka tarafta. İşte Türk Hava Yolları'nın işte bile satış sistemi var ya da herhangi bir oradaki süreçte işte ne bileyim bagajdaki bir süreçte ya da bile satışta ya da çekinde ya da işte ekibin plan ekibin uçağa binmesi aşamasında herhangi bir süreçte problem olmasını istemediğimiz için ekstra Aşamalar ekliyoruz. Ekstra aşamalar dediğimiz bir ıı, turuncat üzerinden, turuncat diye bir uygulamamız var. Burada ıı, talep açıyoruz ve açmış olduğumuz talep ilk başta ıı, test ortamından ve ıı, bilgi güvenliği tarafından kontrol ediyor. Buradaki kontroller sağlandıktan sonra ıı, Jenkins vasıtasıyla Promote, yani kodumuzu aslında Pre-Prod'dan Stage ortamına Promote ediyoruz. Ve daha sonra da bu ıı, ITMC ekiplerimiz tarafından... ...prod ortamına yine promote edilerek... ...application server'a deploy ediliyor. Bu bizim biraz daha... E, ...develop... ...pardon... E, ...production ortamına çık... ...deploy sürecimizdeki... ...zorluklar. Bu zorluklardan da aslında... ...biraz yola çıkıldı... ...bu çalışmaya başlamadan önce. E, i̇şte burada promote işlemlerinde... ...biraz işte yavaşlık oluyor. E, bazı sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. Ya da işte ocak ayı süreçlerinde... ...bazı sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. Test süreçlerinde bazı sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. Ve... Bu sıkıntılardan sonra artık bizim DevOps gereksinimlerimiz de ortaya çıkmış oldu. DevOps gereksinimlerimiz dediğim, bizim CI-CD süreçlerimizde var olan, az önce 3-4 tane slaytta bahsetmiş olduğum CI-CD süreçlerimizde var olan bazı sıkıntılar, bazı yavaşlıklar, bazı darboğazlar diye düşünebilirsiniz. Çok fazla entegrasyonumuz var. Yazılımcı, hem işte Fortify hem SonarCube işte hem Bitbucket hem işte JFrog hem Jenkins hepsine ayrı ayrı hakim olması lazım. Hepsini kullanması gerekiyor. Hepsini farklı farklı yerlerden kullanması gerekiyor. Ve buradaki farklı farklı yerlerden kullandığı için de insan faktörü çok fazla işin içerisinde. Bu insan faktörünün çok fazla işin içerisinde olduğu için de artık bir noktada belirli yerlerde hatalarla karşılaşılabiliyor ya da problemlerle, aksamalarla, gecikmelerle karşılaşılabiliyor. Promote işlemleri buna keza işte e, stage ortamından production ortamına e, promote alırken, kodumuzu transfer ederken yine işte kimin yaptığı, nerelerde yaptığı, oldu mu olmadı mı, işte e, bazen deployumu aşamasında işte Jenkins e, o dosyayı bulamıyor çünkü promote edilmemiş oluyor gibi e, süreçlerimiz var. E, bununla beraber tek pipeline demiştim az önce. Tek pipeline herkes görüyor o pipeline'i. O pipeline ile ilgili müdahale etme problemleri ortaya çıkabiliyor. Ve son olarak şimdi uygulama deploy çıktıktan sonra analiz ve test ekiplerimiz bizim işte uygulamayı test etme herhangi bir problem olduğu durumda uygulamada yeni bir geliştirme isteğinde bulunuyor. Bu yeni geliştirme isteği de yine developer, development ekipleri tarafından yapıldığı için yine orada bir bekleme, bir, orada bir darboğazla ...karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu gereksinimlerimiz ortaya çıktı. İşte darboğazlarımız var, insan faktörü var. Ee, ve... ...bunlar bizi... ...bir sürü yerde yavaşlatıyor ya da hataya... ...sebep veriyor. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çözebilmemiz için... ...işte bir uygulama yapacağız, bir çalışma yapacağız. Bu uygulama çalışmamız... E, za, ...nereden başlayalım, işte... ...start noktamız neresi olmalı... E, ...gibi bir... E, ...mimari, literatür taramasına... ...giriyoruz. Literatür taramasında... Dünya üzerinde genel yönelim, yazılım mimarilerinde genel yönelim nereye gidiyor? Ve bu giden yönelimle beraber biz uygulamamızda yani yapmış olacağımız, yapmış olduğumuz uygulamamızda bu mimari yönelimle beraber neleri kullanabiliriz? Onları düşünmeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak IoT kullanımı artık çok istenen bir şey ve işte 2030 yılına kadar tüm yazılım sektörlerinde bunun kullanılmayı da başlanacağı düşünülüyor zaten. IoT'yi nerede kullanabiliriz? IoT dediğimiz sensörler. Bazı sensörleri alarak işte uygulamanın bir yerlerine ya da işte sunucunun bir yerlerine ya da işte sunucu odasına ya da işte ne bileyim application server'ın içerisine ya da işte işletim sisteminin içerisine gibi yerlere biz IoT sistemlerini kullanmak istiyor. Biz demeyelim yazılımdaki eğilim. İkincisi bulut hizmetlerine geçiş. On prem'den Kaçış biraz var, biraz yok. Şimdi biz Türk Yolları olduğumuz için biraz daha bilgi güvenliği kısıtlarımız var. Evet, ama yine de artık on-premdeki bir dar boğazı çözmek, bulut sistemindeki bir dar boğazı çözmekten kat kat zor. İşte sikiyelitme imkanları bile işte bulut ortamında çok fazla bize olanak sağlıyor. Bu bir bu bir eğilim. Büyük veriye geçiş. Ee, şimdi bir sürü verimiz var. Az önce bahsettim, işte Jenkins'imiz var, ee, Fortify'mız var, işte sonar kübümüz var, Bitbucket'imiz var, bir sürü bizim parametremiz var, farklı farklı yerlerde parametrelerimiz var ve bunların hepsinden hiç durmadan biz aslında veri geliyor. İşte veri durmadan işte bu yılda oldu mu, İşte bu yılda yazdı, bu yıl fail oldu, hangisi neden fail oldu, işte Docker mıydı, ee, OpenShift'e mi atılıyordu, WebLogic'e mi atılıyordu gibi bir sürü veri tutuyoruz veri tabanlarımızda. Bu verinin de aslında nasıl, nerelerde kullanabiliriz? Zaten böyle bir eğilimimiz var yazılım sektöründe, böyle bir eğilim var ve bu bulut veriye geçişi biz burada nerelerde yapabiliriz bunları konuştuk. JavaScript, güncel JavaScript frameworkleri, bu zaten olmazsa olmaz. Hepimiz zaten son işte 5-6 yıldır güncel JavaScript frameworklerine bir geçişimiz var. Yine benzer şekilde mikroservis mimarisinin rolü artıyor. 2015-16'ydı işte galiba, tam hatırlamıyorum. İşte son 5-6-7 yıldır işte mikroservise e bir yönelim var. Bu yönelimle beraber biz bir uygulama yapalım, bütün yazılımcılar kullansın, bütün teknik arkadaşlar, bütün analistler, bütün testçiler kullansın. Hatta üstüne üstlük bilgi güvenliği ekipleri kullansın gibi bir uygulama yapılacağından, mikroservisin rolünün de artık eğilimde önemli olduğundan, burada da işte mikroservis mimarisi kullanmak bizim ana gereksinlerimiz arasında geliyor ve siber güvenlik seviyesi. Ee, yine biz Türkiye Hava Yolları olduğumuz için siber güvenliklere yani Türkiye'nin dünyanın sayılı ad, uçuş havayolu firmalarından birisi olduğumuz için e, bilgi e, siber güvenliklerimizi çok dikkatli yapmamız lazım. Yani az önce bahsettiğim işte Fortify olabilir ya da network mimarisi olabilir. Buradaki e, güvenlik güvenlik altyapısı, güvenlik seviyesini biz en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor ki hatalarla karşılaşmayalım. E, ee, Çıkarttık gereksinimlerimizi. Bir yandan da bakıyoruz yazılım ekibimize nasıl inovasyon fırsatları çıkar aslında. Ya da sadece yazılım ekibi olarak düşünmeyelim. Yazılım ekibimiz, DevOps ekibimiz, iş, ekibimiz işte analiz ve tasarım ekipleri neyse işte. Bunlara nerelerde inovasyon fırsatları çıkar? Onları ortaya çıkarttığımızda zaten ilk birkaç madde bizim Az önceki eğilimden gelen inovasyon fırsatları, yani bir yazılımcının e, çalışmak istediği ya da literatüre katkı sağlamak istediği, işte dü dünya bilimine katkı sağlayabileceği yerlerde ki inovasyon fırsatlarımız, işte IoT, büyük veri, işte ne bileyim, e, işte mikro servise geçiş, siber güvenliğe geçiş gibi e, analiz eğilimlerden gelen inovasyon fırsatlarımız var. Bununla beraber yeşil mimariye ve otonom mimariye geçiş şeklinde inovasyon fırsatları var. Nedir bu yeşil mimari ve otonom mimari? Aslında e, artık dünyanın e, işte küresel ısınma gibi konular çok aktif olarak konuşulduğu için bu küresel ısınma konularında işte neler yapabiliriz? Biz yazılımcılar ya da biz teknik insanlar, biz DevOps ekipleri, biz sunucu mimarları da neler yapabiliriz? Bunun konuşulduğu mimariler aslında yeşil mimariler. Neler yapabiliriz peki? İşte e, yani aslında Kubernetes'in çıkışı, pardon, mikro e, mikroservisin çıkışı da buradan geliyor. ...10 pireme sunucu almayalım. Tamamen işte ya belki işte Kasım ayında işte ne bileyim bir tane trend yol hepsi burada bütün herkes yükleniyor. Ben bir Kasım'da kullanacağım kadar sunucuyu koymayayım oraya. Mikro servis yapayım, cloud'a koyayım ya da cloud'a uygun şekilde scale edebileceğim yerlere koyayım. Bu sayede de işte elektrik sarfiyatım azalsın, ısınmam azalsın, ...gibi bazı parametreler, bazı metrikler... ...artık dünya üzerinde ciddi ciddi konuşulan metrikler. Bunlar yeşil mimariye giriyor. Ee, ne kadar dünyaya az zarar verirsem ben teknik kişi olarak... ...hatta işte okuyorsunuzdur... ...kripto paralarda işte ısınıyor. Niye? İşte üretiyor, devamlı sunucular ayakta falan... ...devamlı ısınma var. Peki, bu yeşil mimariyi ben nasıl yaparım? Burada da otonom mimarileri kullanarak yapalım. Otonom mimariler... Ee, ...en baştaki... Bir önceki slayttaki ya da buradaki en baştaki e, IOT sensörlerini kullanmak, bununla beraber sadece IOT sensörler olduğunu düşünmeyelim, uygulamanın topladığı metrikleri kullanmak bizim otonomi mimarimizin oluşmasına yardımcı oluyor. Nedir mesela? İşte CPU, RAM düştüğünde ben scale edeyim, scale up edeyim. Ya da işte ee, kapatayım, uygulamayı, sunucuyu kapatayım. beş tane sunucum var sunucu odasında. İşte bir, herhangi bir sensörden, herhangi bir ya da sensör demeyelim uygulamadan bir metrik geldiğinde uygulamayı kapatayım. Tamamen otomatik. Hiç kimse manuel olarak oraya müdahale etmesin. Anında kapansın, anında açılsın şeklinde. Otonom mimariler e, aslında inovasyon fırsatları. Otonom mimarilerle de beraber yeşil mimarilerin gelişi oluyor. E, bu... Gereksinimlerimizi çıkarttık devops CICD süreçlerimize baktık gereksinimlerimizi çıkarttık ve artık biz e, uygulamayı geliştirmeye başlıyoruz e, uygulama geliştirme aşamasında bizim yukarıda bahsettiğim işte inovasyon fırsatları ya da eğilimlerin e, hepsini kullanmak e, istedik. Hepsini kullanmayı yapabilmemiz için de işte güncel mimarilere, güncel altyapılara uygun bir e, mimari oluşturmamızı oluşturmamıza fırsat verdi bu. E, bir bir mikroservis mimarimiz var burada. E, OpenShift üzerinde çalışan bir mikroservis mimarisi var. Bu mikroservis mimarisinde e, bizim en üstte görmüş olduğunuz dörtlü sağ üst tarafta, sağ üst köşede görmüş olduğunuz dörtlü, aslında ilk birkaç slaytta bahsettiğim dışadan e, gelen bağlantılarımız. işte Jenkins'imiz, Fortify'imiz, e, Sonar kübümüz ve JFrog'umuz var. Bunların uygulama olarak yani yazılımcının hepsine hakim olmasını istemediğimiz için bir Yani hakim olmasını şöyle hepsinin işte yöreleni bilmeyeyim, oraya gireyim, oradan kontrol etmeyeyim e, gibi konuları tek noktadan yapmasını istediğimiz için Bunların hepsinin birbirleriyle entegre olduğu servisler buradaki e, dört farklı servislerde. İşte atıyorum Jenkins üzerinden, Jenkins servisinden e, developer işte build edebilir, e, hataları görebilir, e, geçmiş historisini görebilir gibi konular. Ya da sonar küp üzerinden kodun kod kalitesini kontrol edebilir, ne kadar e, işte kritik bulgun var, kod satırım ne kadar, unit testimin kavurucu ne kadar gibi bilgileri sonar e, apilerini, sonar servislerini kullanarak yap yapabiliyoruz. İşte Fortify ne kadar bilgi güvenliği açığım var, bu bilgi güvenliği açığım açığımı e, nasıl çözerim ya da o bilgi güvenliği açığıyla alakalı yorum nasıl gidebilirim, nasıl resolve, resolve edebilirim gibi konuları yaptığımız Fortify'lar var ve e, Artifactory, aslında JFrog eee bütün işlemler işte promote işlemleri buna bir dahil. işte release'den e, prod ortamına geçiş gibi promote işlemleri de buraya dahil gibi dört ana başlıkta bunu topluyoruz. E, orta üçlü cloud native uygulama geliştirmek için aslında e, bizim gereksinimlerimiz işte config server, oracle server ve loklama altyapısı. Bu da bizim işte open shift'in e, mikro servis mimarisini ayağa kaldırabilmemiz için gerekli olan e, altyapılar. En alttaki operasyonel servisler ve uygulamanın ayakta durmasını sağlayabilecek servislerimiz de yani işte uygulamanın e, admin servisleri e, ya da repository ya da operasyonel servislerin yapabileceğimiz servisler de en alt üçlü. Frontend'imiz ve frontend'le arka taraftaki mimariyi e, birbirine bağlayan API Gateway'imiz var. Bu ve buradaki servislerin arasındaki bütün e, akış JWT e, tokenları ve auth servisinin kontrolü altında oluyor. Burada bir de arada Machine Learning servisimiz var. Bu Machine Learning servisimiz de aslında bizim yeşil mimariye, otonom mimariye giriş aşamamız. Biz buradaki servisleri, buradaki CICD süreçlerini başlatmadan önce Machine Learning servisimizi kullanarak aslında biraz daha erken problemleri teşhis etme, yakalama gibi işlemleri de Machine Learning servisinde yapıyoruz. Eee... Az önce bahsettiğim ekranlarla beraber işte uygulamanın menüleri ya da kullanım şekline baktığımızda çoğunluğu zaten DevOps ekiplerini kullanacağı, kullanacağı bir uygulama. DevOps ekiplerine hitap eden işte farklı farklı pipeline logları, pipeline build sonuçlarını, pipeline statüslerini, run'ını kontrol edebileceğimiz DevOps ekiplerinin. İşte yazılım ekipleri için olmazsa olmaz bir uygulama olduğu için işte repo pipeline ve bununla beraber fortify sonar küp bulgularını görebileceğimiz yazılım ekiplerinin panelleri var. Bilgi güvenliği ekiplerinin kullanacağı, promote edeceği aslında panellerimiz bulunuyor. Birkaç tane örnek ekran görüntüsü koydum. Mesela sol üst köşede görmüş olduğumuz bizim Jenkins Pipeline'ın yani Jenkins arayüzü üzerinden gördüğümüz pipeline'ın normalde bizim bu portal üzerine, bu arada ismini CR Portal koyduk. CR Portal diye başlık da oradan geliyor. CR Portal'a taşıdığımız arayüzü. Normal bizim şeyde gördüğümüz, Jenkins üzerinde gördüğümüz bütün site içleri biz aynı uygulama üzerinden görüyoruz. Bütün Türk Hava Yolları'nın içerisindeki 500'ün üzerinde yazılımımız var ve bu 500'ün üzerinde yazılımımızın bütün pipeline'larını uygulama üzerinden kontrol edebiliyoruz. Yine sağ üst köşede olan e, bizim 500'ün üzerinde yazılımımızın Fortify, e, Sonar, Cube sonuçlarını görebildiğimiz arayüz, bütün e, kontrol yine tek uygulama üzerinden hiçbir şekilde dışarıdaki herhangi bir bağlantı, ba herhangi bir uygulama ihtiyaç kalmadan bütün e, yönetimlerimizi aslında bizim CICD süreçlerimizi, DevOps süreçlerimizi tek noktadan yönetebileceğimiz bir yer. E, aşağıda da örnek sonar e, entegrasyonundan çıkan sonucun gösterildiği bir örnek. Burada da işte coverage'i görebiliyoruz. Ne kadar kritik e, ya da major hatalarımız var. Bu hataları görebilip bu hatalar üzerinde müdahale edebildiğimiz bir e, sonar küp entegrasyonumuzun olduğu bir e, arayüzümüz var. Uygulamayı geliştirdik. Bu normal ee, aslında literatür ya da yazılım sektöründe de var olan güncel eğilimlerde, son işte 3-5 yılda gelmiş olan güncel eğilimlerde de var olan bir mimari, işte mikroservis mimarisi o çalışıyor ya da aynısının Kubernetes olduğunda düşünebilirsiniz. Ee, ama yine bir şeyler eksik hala e, biz eğilimlere uygun olarak bir şeyler yapmamız lazım. Bu eğilimlere uygun olarak yapacağımız konu da aslında makine öğrenme algoritmalarımızın bu DevOps süreçlerine entegre etmemiz. Ve e, bununla alakalı da bir mimari ortaya çıkartmamız gerekiyor. Neler yapıyoruz peki? Yani makine öğrenme algoritmalarını ben burada nereye entegre edeyim ki benim e, süreçlerimi daha iyileştirsin. E, işte sürdürülebilirliğim artsın, işte küresel ısınmayı engellesin falan gibi bir sürü konudan bahsedebiliriz zaten. Elimizdeki datasetlerden bahsettim. İşte Jenkins datasetimiz var, işte Bitbucket var, Sonar'ı var, işte Fortify var. Bir sürü de veri setimiz var aslında. Bu bir sürü veri setinden ee, bize farklı farklı veriler geliyor. E, veri demeyelim artık şeye geçtiğimiz için. Makine öğrenme algoritmalarına geçtiğimiz için feature'lar geliyor aslında bize. Bir sürü feature'ımız var. İşte 20 tane, 50 tane, 100 tane farklı sensör ya da sensör demeyelim farklı modellerden gelen feature'larımız var. Bu feature'ları bir noktada birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi, evet sonardan bir feature var, işte Fortify'dan bir feature var. Ama ben buradan akıllı bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Oluşturduğum akıllı sistemde de ben CICD sürecimde işte Jenkins Pipeline'in başarılı olacak mı, başarılı olmayacak mı buna karar vermek istiyorum. Bu farklı yerlerden gelen feature'ları tek noktada fusion ediyoruz. Yani birbirlerini birleştiriyor aslında. Multi-module bir datasetimizi oluşturuyoruz. Bu multi modül dataset oluşturduktan sonra artık makine öğrenme algoritmalarına bu dataset'i veriyoruz. Makine öğrenme algoritmaları dediğimiz bir sürü state of the art makine öğrenme algoritmaları var ama burada basitleri denedik. Basitleri denememizdeki amaç hem hazır API'leri kullanarak birazdan ismini söyleyeceğim hazır API'yi kullanarak bunları geliştirebiliyoruz hem de işte atıyorum Naive Bayes Classifier dediğimiz Naive Bayes teoremini kullanan basit yazabileceğimiz bir e, makine öğrenme algoritması ya da KNN dediğim e, en yakın komşu algoritması ya da işte random forest dediğim işte e, bir rastgele ağaç algoritmasını normal biz yazılımsal olarak da geliştirebileceğimiz algoritmalardır bunlar ve sınıflandırıcıya sokuyoruz. Bizim diğer ürünlerimizden, diğer tool'larımızdan gelen e, verileri sınıflandırma algoritmamıza sokuyoruz ve başarılı mı başarısız mı sonucunu alıyoruz. Ne kullandık burada? Java ve API'sini kullanıyoruz. Bu API içerisinde sınıflandırma, bir sürü sınıflandırma algoritması barındırıyor. Bir sürü API var bu arada. Ve biraz daha basit, basit demeyelim, bilindik algoritmaları bize veren API'miz. Talip API'si var Java'da kullanılan. Ya da işte deep learning yöntemleri için işte dl 4 g algoritma API'si var gibi. Java'da bir sürü API var. Bu makine öğrenme algoritmalarını geliştirebileceğimiz. Biz Weka'yı tercih ettik. Peki ne yapıyoruz? Datayı çekiyoruz. Datasetinden. Bu datayı çektikten sonra e, feature e, selection algoritmasını uyguluyoruz. Yani bir sürü datamız var. Kimisi de gerçekten işe yaramayabilir. E, çektik atıyorum. E, ben Jenkins'ten bir tane build çektim. Bu çektiğim build'ın e, bit bucket repository'sinin adı belki benim algoritmamla alakasız. Ki zaten alakasız çıkıyor. Ee, onu aralardan temizlememiz gerekiyordu tabii. Ee, Future Selection algoritmasını da uyguladıktan sonra modelimizi train ediyoruz. Ve daha sonra test edip bizim mm, daha pipeline'ımıza birimiz girmeden önceki e, başarılı olup olmayacağını test ediyoruz. Bu bize ne avantaj sağladı? Aslında o sürecin, e, bir pipeline'ın çalışma sürecinin işte 5 dakika, 10 dakika, işte ne bileyim yarım saat sürecin. Bununla beraber işte hata verdiğinde yazılımcının o hataya müdahale etme süresi, hatayı bulma süresi. Yani nereden baksak hem yazılımcı yoracak, hem Türk Hava Yolları dediğimiz biz teknoloji ekibiyiz. Türk Hava Yolları birimindeki çalışanları yoracak. Analistimizi, testimizi yoracak bir sürecin önüne de geçmiş oluyoruz bir yandan. Bunu erkenden yakalayıp. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Peki algoritmamız yani data setlerimiz var bir sürü. Bu data setlerimiz işe yaradı mı? Bizim algoritmamızı çalıştırmamızda. Yaradı. Yani şöyle yüzde yüz değil tabii ki. Normalde makine öğrenme algoritmalarının doğruluk oranları vardır. Bizim doğruluk oranlarımız yüzde seksen. Yani aslında yüzde seksen doğrulukla biz bir pipeline'a e girmeden önce bu pipeline'ın başarılı olup olmayacağını yakalayabiliyoruz. Ee, bu yüzde %80 işte %75 ile %85 arasında değişen bir e, doğruluk oranlarımız var. Çoğunlukla yüksekler yani 80'ler e, işte 81, 82, 83 olanlar bizim e, feature selection algoritmasını uyguladıktan sonraki oranlarımız aslında. Yani biz bir sürü anlamsız veriden bahsetmiştim ya atıyorum işte Bitbucket'taki repositorunun adresi mesela anlamsız veriydi. Bunu uygulamamız yani bu anlamsız verileri temizledikten sonra algoritmamızı yeniden çalıştırmamız bize doğruluk olarak büyük avantaj sağladı ee, ve en sağ taraf aslında e, multi model dediğim future level fusion algoritmasını uyguladıktan sonraki en yüksek doğruluğumuz işte işte 83'lere yakın bir doğruluk var yani farklı farklı modellerden gelen modeller dediğim farklı farklı tool'lardan gelen, işte Jenkins'ten gelen, Sonar'dan gelen, Fortify'dan gelen data setleri birleştirmek, bunları füzyo etmek yöntemini uyguladıktan sonra en yüksek doğruluğu yüzde işte 83'e yakın 82,56 sonucunun veren doğruluğunda bu algoritmayla yakalamış oluyoruz. Bu işlemimizde yaptık. Hala ama bizim hmm, yeşil mimari ya da otonom mimarilerimiz tamamen bitmiş olmadı. Hala bir yerlerde eksiklikler var. Tamam ben şey yapıyorum, e, erkenden yakalıyorum ama yüzde seksen, hala orada bir yüzde yirmilik eksikliğimiz var bizim. Bunu da nasıl biraz daha akıllandırılabilirim, nasıl daha erken tespit edebilirim ya da herhangi bir darboğaz var mı, herhangi bir problem var mı, bunu nasıl bulurum? Bunun e, cevabını aradığımız yöntemimiz de otomatik test mimarinin oluşturulması aslında. Nasıl yapıyoruz? Ee, normal selenyum kullanıyoruz burada. Selenyumla beraber bu uygulamamız AVS üzerinde çalışıyor. Yönelim çünkü zaten. Şimdi biraz önce bahsettiğim uygulama OpenShift uygulaması. Bizim on premlerimizde çalışan OpenShift'lerde kurulu olan OpenShift'lerde çalışan bir uygulama. Ama biz biraz daha dışarıya Açılıp e, AVS EC2 servisleri üzerinde çalışan bir selenyum uygulaması geliştiriyoruz. Docker makineler üzerinde çalışan yine e, kısmen mikro servis şeklinde çalışan bir Selenium uygulaması geliştiriyoruz. Ve bunun ön yüzündeki problemleri yakalamayı, incelemeyi de e, Grafana kullanarak yapıyoruz. Nasıl çalışıyor bu? CR Portal uygulaması, az önce gördüğümüz uygulama. CR Portal uygulamasından herhangi e, bir text field Alıyoruz. TextField'ın ID'si ya da işte TextField olmayabilir, işte ComboBox olabilir ya da ekran menü olabilir. Request olabilir, web servis request olabilir. Bunu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra Selenium ve Chrome API'lerini kullanarak bir Java koduyla yine bütün ekranları dolaşıyoruz. İşte uygulamaya login oluyor. Login olduktan sonra işte Jenkins pipeline ekranını açıyor. Oradaki herhangi bir search alanını analiz ediyor. Orada bir problem var mı? Bunları kontrol ediyor. Ve bize metrik olarak hiç durmadan e, data sağlıyor. Nedir sağladığı datalar? Uygulamayı açıyorum. Uygulama açış sürem işte normalde işte 2 saniye. 2 2 2 hiç durmadan bizim bu selenyum testimiz e, çalışıyor. 2 2 2 2. Daha sonra bir anda işte 4'e çıkıyor mesela uygulamamızın açılış süresi ya da işte Jenkins e, Pipeline ekranımızın açılış süresi dörde çıkıyor. Bu çıktığı durumlarda hem grafiklerden bu izlenebiliyor hem de e, oluşturduğumuz uyarı mekanizmalarıyla da buradaki herhangi bir darboğaz, herhangi bir sıkıntıyı da erken yakalayabilmemizi sağlıyor. Süreleri ürettik, bir tane veri tabanına yazdık sağ alt köşede ve veri tabanındaki verileri de artık e, grafanayla grafiklendirip uygulamamızı e, ve uyarı mekanizmalarımızı da gösterebiliyoruz. İşte grafiklerde bizim threshold'larımızın dışarısına çıkan verilerimiz ve e, oluşturduğumuz hata mekanizmaları ya da şu anda e, herhangi bir hata yok, herhangi bir uyarı yok. Bu uyarılardan gelen daha sonra da bütün, e, bütün demeyelim ilgili development ekiplerine de mail atan bir uygulama. Ve artık e, biz bahsetmiş olduğumuz eğilimler, işte dünyanın gittiği noktalar, yapmamız gerekenlerdeki bütün işlemler aslında tamamlamış oluyoruz. Bu tamamladığımız işlemlerle beraber bizim Türk Hava Yolları olarak ve Türk Hava Yolları Türk İş Teknoloji olarak nerelerde kazanımlarımız oldu, nerelerde nerelerde avantajlarımız oldu ona baktığımızda aslında en büyük kazancımız CICD süreçlerimizin daha otomatize, daha kontrollü bir şekilde yapılmasını sağladık. Bunun etkisi nedir? Şu anda işte 1000'in üzerinde, 1500'ün üzerinde işte dıştan gelen arkadaşlarla beraber ekibimiz var. Ama bu 1000'in üzerindeki iyi bir ekibimizin işte 800 tanesi, 850 tanesi geliştirici ekiplerini oluşturur. En büyük faydayı da buradan sağladık. E, geliştirici ekiplerimiz biraz daha tabii e, maliyetli olduğu için onların süreleri biraz daha değerli olduğu için e, bunların işte deployma sürecini erkenden yakalama herhangi bir darboğaz olduğu durumlarda bunları erkenden yakalama bize fayda sağladı. Bununla beraber günlük olarak 2051 adet repo kaydının e, build etmesi, deploy etmesi süreçleri de tamamıyla kontrol altına alınmış oldu. E, yani artık Türk Hava Yolları'nın bütün e, deployment süreçleri, bütün uygulamaların deployment süreçleri de buradaki uygulama e, uygulamayla beraber kontrol altına alınmış oldu ve işte iş gücü kaybı, e, ısınma kaydı, kaynak azalt, e, kaynak azaltılması gibi konularda e, bize faydalar sağladı diyorum ve teşekkür ederim.